Merhaba arkadaşlar. React derslerine devam ediyoruz. Şimdi geçen dersimizde nerede kalmıştık? JSON Server'da kalmıştık ama biz JSON Server'ı niye kullanıyorduk? Şimdi bizim önümüzde iki tane yol vardı. Şuradaki verileri dinamik olarak simüle edebilmek için. Birincisi ya gerçek bir REST API kullanacağız ki TMDB Movie Web sayfasını kullanarak onu yapacağız. Ancak öncesinde biz fake bir API kullanım yapacağız. Bunun sebebi de şu, kendi oluşturacağımız fake API içinde kendi istediğimiz işte ekle, sil, düzenle gibi işlemleri çok daha rahat yapabileceğim için önce fake API üzerinden ilerleyeceğiz. Sonra da gerçek bir API kullanımı yapacağız. Fake API'da da şurada konuşmuştuk. Şuradaki post, put, patch, delete HTTP isteklerinde yapmak için ne yapmamız gerekiyordu? Kendi lokalimizi JSON Server'ı indirmemiz gerekiyordu. Şimdi JSON Server'ın NPM sayfasına baktığımız zaman şurada zaten bize komut söyleniyor. Hemen kopyaladım bunu. Şuradan geliyorum. Ctrl C ile çalışmayı durduruyorum server'ımın. Şuradan hemen ne yapıyorum? Ctrl V ile NPM install JSON Server şeklinde yazıyorum. Şimdi burada JSON Server indirilirken gelelim bakalım dokümantasyonda bize neler söylüyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi önce bir JSON dosyası oluşturmanız gerektiğini söylüyor. Şuradaki XG arkadaşlar global olarak indirmek için JSON Server'ı. Ben global olarak indirmeyi tercih etmiyorum kendi bildiğimiz şekilde. Sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Bir tane db.json benzeri bir dosya oluşturmamız gerekiyor. İçinde verilerimizin olduğu, dinamik olarak etkilemek istediğimiz verilerin olduğu bir JSON dosyası oluşturacağız. Ve şurada da JSON Server'ı nasıl çalıştıracağımızı gösteriyor. Hemen gelelim. Şurada ben geliyorum dosya yapıma. İndirme tamamlandı dikkat ederseniz. Şimdi yine SRC klasörün içerisindeyim, tamam mı? SRC klasörün içerisine şöyle yeni bir folder oluşturuyorum API şeklinde. O API folder dosyasının içerisine, API klasörün içerisine şöyle movies.json şeklinde bir JSON dosyası oluşturdum. Yani benim uygulamamdaki yalnızca şöyle filmler olduğu için hani db.json verip içerisindeki filmlere bakmaktansa direkt movies.json şeklinde bir isim verdim. Ne yapacağım buraya? Verilerimi JSON şeklinde oluşturacağım. Bakın geliyorum. Şurada daha önceden oluşturduğum movies.json dosyasındaki bilgileri alıyorum. Ctrl C ile aldım. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Bunlar ne? Bunlar görmüş olduğunuz gibi JSON formatında verilerim. Bakın dikkat ederseniz ben hala burada buraya kendi oluşturduğum verileri gömmüşüm. Şimdi bu şu şekilde kafanızı karıştırmasın. Bu ilk çalıştırdığımızda şurada filmler görünmesi için olan veriler. Biz ne yapabileceğiz onları? Silebileceğiz, ekleyebileceğiz, değişiklik yapabileceğiz ileride. Tamam, buradaki movies.json dosyasını da oluşturduk. Kaç tane? 6 tane dosyamız var. Şimdi geliyorum. Hatta şimdilik şunu bir 5 yapalım. Şunu bir aldım. 5'e indirdim. Çünkü dosyaların buradan geldiğini anlamanız açısından 5 tane film var burada dikkat ederseniz. Movies.json dosyamda. Şimdi dokümantasyona geldiğim zaman ne diyor bana? Diyor ki arkadaşım JSON Server'ı başlat. Şimdi JSON Server'ı başlatırsam bu direkt localhost 3000'den başlayacak. Bu benim uygulamamda localhost 3000'de. Ne yapacağım? Ben farklı bir komut kullanarak arkadaşım bunun nereden başlamasını şöyle localhost 3001'den başlamasını sağlayacağım. Bunun için bakın geliyorum. Şimdi öncelikli olarak şuradaki uygulamamız şu an çalışmıyor. Çünkü server'ımızı biz kapattık. Hadi çalışmadın göster. Tamam. Şimdi geliyorum burada. Önce npm start diyerek server'ımızı çalıştırdım. Şimdi uygulamamız geldi.
Bakın hala dikkat ederseniz şuradaki API JS'teki şuradan alıyor. Bakın geliyorum şuradaki şu array'in başlangıcı şurada. İçerideki tüm dataları siliyorum. İçerideki tüm datalarımızı sildim. Burada görmüş olduğunuz gibi boş bir array'imiz var. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an herhangi bir şekilde filmler yok. Çünkü bizim ne var? Boş bir array'imiz var şimdi. Şimdi gelelim fake JSON server'ımızı çalıştıralım. Şimdi şuradan yeni bir terminal daha açıyorum. İkinci terminalim olarak. Geldim burada. Şimdi birincisi node olarak görünüyor. İkincisi CMD olarak görünüyor. Herhangi bir problem yok. Yalnız şurada dediğim gibi klasörün içerisinde olmaya dikkat edin. Ne yapacağım? Şuradaki JSON server'ımı çalıştıracağım. Hemen JSON server'ını çalıştırmak istiyorum. Bakın JSON server'ı çalıştırırken hangi JSON dosyasını izlemesini de gösteriyor. Tamam mı burada? Şimdi ben geliyorum. Diyorum ki arkadaşım. Öncelikle ben npx komutuyla çalıştıracağım. npx diyorum. JSON server. Sonra watch bayrağını, flagını kullanıyoruz burada. Watch diyoruz. Neyi watch yapacak? Şimdi şuradaki src klasörün içerisindeki API'nin içerisindeki movies.json klasörünüz watch yapacak. Hemen src içerisinde API içerisindeki movies.json dosyası ne yapacak? O dosyayı izleyecek, dikkat ederseniz. Ben bunun 3000. portu değil de işte hadi şöyle tre port diyoruz ve 3002. porttan çalışmasını istiyorum. Enter'ı bastıktan sonra geldi burada görmüş olduğunuz gibi ne veriyor? Burada herhangi bir hata yok. Benim JSON server'ım çalışıyor. Bakın şuradan hemen şu şekilde request yaptığımızda bakın Ctrl C diyorum. Direkt click demiyorum ki şeyden açmayacağım bunu. Direkt click de diyelim hatta. Direkt click dediğimizde ne yapar? Şurada görmüş olduğunuz gibi tarayıcı da açar. Ama biz ne kullanıyorduk? Tarayıcı da açacağımıza şu Postman'dan bakacağız. Bakın Postman içerisine yapıştırdım. Get request yapacağım. Send dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi ne yapıyorum? Buradaki ilgili film bilgilerine ulaşıyorum. Yani artık şurada şu adresi get request yaparak ne yaptım? API'nin içerisindeki movies.json dosyasına ulaştım bakın. Şuradan da görmüş olduğunuz gibi 5 tane filmimiz var. Yani şuradaki movies.json dosyası. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? App.js'te biz önceden ne yapıyorduk? Movies'in içerisinde statik olarak gömülü yazıyorduk. Ancak şimdi ne yapmamız lazım? Lokaldeki API'dan verileri almamız lazım. Verileri fetch etmemiz lazım. Yani fetch fonksiyonunu kullanacağız. Fetch arkadaşlar JavaScript'e ait olan bir fonksiyon. Ne işe yarar? Asenkron olarak network sorguları yapmamızı sağlayan bir fonksiyon. JavaScript'in kendine ait built-in bir fonksiyon ve bize bir promise döner. Şimdi biz bunları konuşuyoruz da hadi yapalım. Şimdi ne dedik? Fetch fonksiyonu yazacağız ama onun öncesinde bir şey unuttuk. Biz bu fetch fonksiyonunu nerede yazacağız? Nerede yazacağız? Şimdi biz içeriklerimizin görünmesini istiyoruz ve burada bir API request yapacağız. HTTP request yapacağız daha doğrusu. Ve verilerimiz geldi. Şimdi buradaki verileri render içerisine koyabiliriz. Ancak bunun şöyle bir problemi var. Biz render'ın yalnızca içeriği göstermek için kullanılmasını istiyoruz. İçeriği arkadaşlar hani hatırlarsanız yaşam döngüsü metotları üzerine konuşmuştuk ya. Orada component did mount metodundan bahsetmiştik. Bu metot UI komponentleri yani UI'ın komponentleri DOM'da yerini aldıktan sonra hemen çalışıyordu. O nedenle arkadaşlar biz herhangi bir dışarıdan HTTP isteği yapacaksak bu metodun içerisinde yapmak en güzeli. Hemen geliyorum burada. Component did mount diyoruz. Tamam. Component did mount dedik. Buradan açtık süslü parantezlerimizi. Şimdi buradaki component did mount metodu içerisinde JavaScript
fetch yapımızı kullanalım. JavaScript'a ait olan bir fonksiyon olan fetch'i kullanalım. Nasıl kullanacağız? Şimdi ne dedik? Fetch sonrasında bize bir ne dönecek? Bir promise dönecek dedik, tamam mı? Fetch çünkü promise tabanlı. Şimdi öncelikli olarak ne yapacağız? Öncelikli olarak geliyorum şurada bir const şeklinde bir değişken oluşturuyorum. Ve şöyle base URL diyorum ona da. Burada buraya biz verilerin olduğu URL'imizi yazacak. Bizim verilerimiz nerede? Şuradaki dikkat ederseniz şu localhost 3002 movies'in içerisinde bizim veriler. Hatta oraya get request yaptığımız zaman verileri görüyoruz. Yani biz fetch'i ne yapacağız? Fetch'i oradaki URL'den yapacağız. Tamam. Hemen geliyorum şurada. Burada gelen cevap içinde const şöyle response şeklinde farklı bir değişken yazıyorum. Ve diyorum ki const response ne işi olsun şöyle fetch etsin URL'i. Geliyorum fetch base URL yazıyorum. Bakın fetch base URL yazdıktan sonra da ya şu console log yapalım. Bakalım şu response neymiş. Response dedik. Şöyle kaydettik arkadaşım. Bakalım şu birincide tamam server'ımız çalışıyor. İkincide tamam JSON server'da çalışıyor. Geldik şuradan konsola baktığımız zaman bakın cevap olarak bize ne dönüyor? Bize cevap olarak promise dönüyor değil mi? Çünkü ne demiştik? Fetch promise tabanlı. Promise ile bize dönen bir HTTP response. Ama biz ne istiyoruz? Bir JSON formatında bir dosya istiyoruz değil mi? JSON formatında dosya İstemek için de geliyoruz burada. Aynen şurada geliyorum bakın. Const diyorum. Buna da data diyelim. Data da neye eşit olsun? Data da response.json'a eşit olsun. Neden? Çünkü gelen veri JSON formatında istiyoruz biz. Sonra da şuraya tekrar bir console log diyorum. Bu kez de datayı bir görelim. Kaydediyorum tekrar. Geldik. Geldik burada bir beklediğimiz bir hatayı aldık. Şimdi ne diyor bize? Response.json tabii bu hatayı alırız pardon. Json yazmışım. Json olacak burada. Kaydediyoruz. Tamam response.json is not a function hatası aldık. Geliyorum buraya diyorum ki response.json aslında bir fonksiyon. Burada problem şundan kaynaklı. Ne dedik biz? Fetch asenkron olarak bize network sorguları yapıyordu değil mi? Ve bize bir promise dönüyor. Asenkron sorguyu kabul etmek için ne yapmamız gerekiyor burada? Fonksiyonumuzu asenkron haline getirmemiz gerekiyor. Hemen bunun için ne yapıyorum? Şurada async fonksiyon başına yazıyorum. Şurada da aldığım response'un başına await ve sonrasında da aynı zamanda şuradaki datanın sonrasında da evet şeklinde yazdığım zaman bu şekilde ne yapabilirim? Asenkron bir şekilde bana gönderilen promise'leri alabilirim. Kaydediyorum bakın. Geldik. Görmüş olduğunuz gibi data bana ne döndü? Bakın data 5 tane objeden oluşan bir array döndü değil mi? Yani sonuçta JSON formatında almış olabildim. Şimdi ne yapmam lazım? Baktığım zaman bakın. Buradaki JSON dosyasının nerede işte image URL, ID vesaire gibi bilgiler var. Ben bu gelen bilgileri ne yapmam lazım? State'e göndermem lazım değil mi? Mesela hemen datadan gelen bilgileri ne yapalım? Şöyle movies'e atayalım mı? Data eşittir movies desek ne yapacağız? Hata alacağız. Neden hata alacağız? Çünkü biz state'imizi nasıl update edebiliriz? Hemen this.setState diyoruz. İçerisine de diyoruz ki arkadaşım movie sen ne olacaksın biliyor musun? Şu gelen data olacaksın. Yani şurada görmüş olduğumuz gelen array'i şuradaki datayı yani bu ikinci console log şu dataya ait dikkat ederseniz. Bu datayı ne yapıyoruz? Hemen setState ile movies'in İçerisine yerleştiriyoruz. Yani movies'i şuradaki bilgilerle güncelliyoruz. Kaydediyorum. Geliyorum.
Bakın görmüş olduğunuz gibi artık burada ne var? Şurada görmüş olduğunuz veriler nereden geliyor? Şurada görmüş olduğunuz veriler artık bizim movies.json dosyamızdan geliyor. Bakın geliyorum şurada. Şu 5.'yi de silelim. Project Power'ı siliyorum bakın. Ctrl X dedim. Şimdilik şuraya yerleştirelim tekrar. Sonrasında ekleriz. Kaydettim. Bakın. Refresh ettiğim zaman ne yapıyor? Artık 4 tane bizim ne var? Dosyamız var. Delete'e bastığımız zaman ne oluyor? Siliniyor. Ama tekrar refresh ettiğimiz zaman ne olacak? Yine gelecek. Çünkü bizim şuradaki delete metodu, hala daha statik bir veri olarak görüyor. Delete ettiğimizde ne yapmamız lazım? Şuradan filmlerden bir tanesini silip o şekilde ilerlememiz lazım. Onu da zaten bir sonraki dersimizde yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar ne yapmış olduk? Görmüş olduğunuz gibi gelen veriyi dinamik olarak JSON Server'dan aldığımız veriyi ne yaptık? SetState metoduyla state'imizi güncelledik ve sonra buradaki içeriklerimizi o şekilde güncelledik. Bundan sonraki dersimizi ne yapacağız? Bundan sonraki dersimizde şuradaki delete olayını yaparız. Aynı zamanda şimdi biz JavaScript'e ait olan fetch'i kullandık ama burada Axios gibi HTTP isteklerinde kullanılan kütüphaneler de var. Bir de olmadı Axios'la yaparız bu yaptığımız işlemi ve sonrasında devam ederiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.